Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, dualar ne zaman nasıl kabul olunur? Her zaman tabi dua edilir. Fakat duaların da bir kabul olduğu zaman bir de hal meselesi var. O zaman dualar inşallah daha önce kabul olunur. Mevlam bizlere emrediyor, kullarım dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Mümin ayet 60'da ve kad rabbikum uni estecib lekum buyuruyor. Ve kad rabbikum, Rabbiniz buyuruyor, udu'uni, kullarım dua ediniz bana. Burada emir bu tabi, ilahi emir bu, kulların dua ediniz. Bunun karşılığı şu cezası mükafatı da, estecib leküm, duanızı kabul ederim Mevla buyuruyor. Dua, buradaki emir, emri ibahi. Yani her zaman kişiye dua etmek farz değil. Ama kul olarak bizler dua etmeye gerçekten muhtacız muhtemelen böyle. Duanın nasıl olması Allah katında daha makbuldür. A'raf suresi ayet 55'te Rabbimiz buyuruyor. Üd'u rabbeküm, Rabbinize dua edin. Dua bir yalvarmak anlamına geliyor. Rabbinize dua ediniz, yani yalvarınız. Tevarruan ve hufyeten. İki hal burada. Hal bunlar. Yani ne olduğunuz halde deniyor buna ilmi Arapçada. Biri tevarruan. Tevarru gayet yalvararak böyle. Yalvararak Allah-u Teala'ya. Yani haşa, yani istersen kabul et gibi değil. Yalvara dua etmek ve hufyeten ve gizli olarak da, bağırıp çağırmadan da. İnnehu, Allah-u Teala Mevlamız, la yuhibbul mu'tedin, Allah-u Teala duada haddi aşanları sevmiyor, sevmez. Yani bir insan dua derken çok bağırıp çağırırsa, uzatırsa fazla, fazla bir şöyle güzel cümleler kurayım falan derse, Allah bunu sevmiyor muhtemelen. İndehü la yuhibbul mu'tedin. Allah bunları sevmiyor. Demek ki duada ne gerek? Duada ihlas, samimiyet, az kelimelerle özlü dua etmek duada böyle. Elden geldiği kadar fazla bağırıp çağırmadan iz Allah-u Teala dua etmek. Neden? Rabbim bizi görüyor, duyuyor muhtemelen. Bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Tebuk seferinin dönüşünde bazı sahabeler yüksek yere çıkınca tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye, ama biraz sesli bağırdılar tekbir alırken de. Peygamber onlara da dedi ki, kendinize geliniz, siz kime bağırırsınız bu şekilde böyle? Yani Allah'ı aşağı duymuyor mu, görmüyor mu muhtemelen bu şekilde. Demek ki fazla bağırıp çağırmadan ve ihlas, samimi ve yalvararak böyle Mevla'ya dua etmek gerekiyor. Hadise de geçiyorum inşallah. Ebu Davud Tirmizi'de hadisi okuyacağım, hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Edduâ'ı huvel ibadetü." Dua nedir? Huve, o dua ibadeti Mevla'm buyuruyor. Yani dua da ibadettir. Hatta bu hadis-i şerife göre dua ibadetin de özüdür. Dua ibadettir. Nedir ibadet? İbadet, ubudiyet, kulluk. Allah-u Teala Mevlamıza kalben, bedenen tam teslimiyet demektir ibadette. Namazda, oruç, her şeyde Allah teslimiyettir. Fakat bizler namazı olsun,
diğer ibadet olsun, Allah-u Teala tam teslim olamıyor muhtemelen böylece. Her ne kadar bedenimiz teslim oluyor Mevla'ya, yani o anda namazda bedenimiz dünyayı terk ediyor, el bağlıyor, kıbleye dönüyor ama akıl durmadan çalışıyor ama ya. Beyinde programı, beyin dünya işleri var, beyin durmadan dünyanın çalışıyor, gönülde çok şeyler geçebiliyor. Fakat duada nedir? Zaten dua anlamı şu, dua anlamı, kul aciz kalacak, kul, aciz kalacak kul. Mesela bir insan, sağlıklı bir insan ve sıhhatli bir insan evinde otururken susadı. Su içmesi gerekiyor. Ne yapar? Kendi kalkar, bardağın dolusu içer. Ama hasta bir insan, yatalak bir insan, feşli bir insan yattığı yerde susadı. Ciğeri susu diye yandı. Ama kalkamıyor. Yanında kimse yok. Ne yapar zamanlar? İşte Allah dua eder. Ya Rabbi ne olur bana birini gönder, bana su versin. Demek ki ne diyor dua? Kul aczini biliyor. Artık kulun gücü tükendi, bitti orada. Bitti orada. Bunu kim yapabilir? Ancak bunu Allah yapabilir. Yani gerçekten dua ibadetin bakanı anlamı bu dua. Yine adı şiir okuyayım Tirmizi'den. Gülal Samadetleri. Dua muhul ibadet. Dua ibadetin muhu, muh öz anlamına geliyor hülasa. Aslında muh ilik. Kemik iliğine de muh denir. Kemik iliğine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bize bakınız böyle buyurdu. Dua ibadetin muhu. Yani kemik iliği gibi. Özü. Nedir kemik iliği muhteremler? Kan imal eden tek organımız kemik ilikleri. Eğer kemik iliği çalışmasa insan kansız ölü gider insan vardır. Bir bebek, daha doğrusu dünyaya gelmeyen bir cenin yani, fetüs, ana karnındayken onunla hayat verilince kan üretimi başlıyor. O yavrunun, ana karnındaki yavrunun karaciğeri, dalağı, kemik iliği kan üretmeye başlar. Dünyaya geldikten sonra birkaç ay sonra akciğerle dalak, karaciğerle dalak kan üretimi durdurur. Tek kemik iliği buna devam eder. Ömür boyu. Kemik iliği devam eder. Gerçi biraz mevzu konu düşüyor muhteremler. Yani tefekkürüne baktığımız zamanlar, Allah'ın kuvvetini tefekkürüne baktığımız zamanlar hiç farkına değil muhtemelen. Farkına değiliz. Kemik iliğimiz kan üretiyor. Yani hücre üretiyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar. Bunları üretiyor bedenimiz. Normalde bir üretim bunun şeyi var, kapasitesi var bunun böylece. Fakat gerektiği hallerde üretim hemen artışa geçiyor bakın. Mesela bir insan hastalandı, halsiz kaldı. Ya kişi fazla kan kaybetti. Ya da insan oksijeni az olan bir yere kişi uzun zaman kalması gerekti. O zaman ne yapıyor? Kemik iliği al yuvar kırmızı kan hücrelerinin üretimini çoğaltıyor. Otomatikman çoğalıyor muhtemelen. Yine bedenimize mülklük verdiği zamanlarda ak yuvarların da üretimi hemen çoğalıyor muhtemelen. Allah'ın konuşu sistem. Makine muhtemelen. Makine böylece. Peygamber burada duayı peygamber buna benzetiyor böylece. Dua ibadetin muhu, kemik iliği gibi yani kan üreten, kan, hayat, can. Kan muhtemelen böylece böyle. Demek ki dua nedir? Dua da bizim canımızdır, hayatımızdır, ruhumuza dua muhteremler. Yani gerçekten dua kulluğa, kulluğunu, haddini bildiren bir olay dua meselesi. Kul aciz kalıyor. Mesela hastalanıyor, artık tıp teslim oluyor, bir şey yapamıyor bence. Kişinin başka bir derdi var, elemi var, kederi var, şusu busu var. Kul bunalmış, hangi kapıyı çalsa eline kimsenin bir şey gelmiyor. Mesela örneğin kişi havada, uçakta. Uçakta kişi. Bir hava koşulları değişti, uçak tehlikeye girdi havada. Uçak artık düşecek. Uçak havada. O andaki kişi kimi yalvarır?
Yani yerde ulaşan bakan kişinin babası, dayısı olsa o da geç fayda geçmez. Kuş havada, uçakta, yerden kesilmiş. Ne yapar artık işte orada? Allah'ım sen de, Allah aşkına. Ne anlama geliyor bu? Yani Allah Teala'nın her şeye gücü yeter, her şeyi görüyor, biliyor, her şeyi elin tasarrufunda anlamak muhtemelen. İşte imanın da özü bu, kulun özü de bu muhtemelen. Mesela deprem olduğu zamanlar, kul ne yapıyor muhtemelen? Deprem olduğu zamanlar, kimse, alo beni kurtar demiyor kimseye. Ne yapıyor kulağında? La ilahe illallah diyor, Allah'ım, Allah'ın yardım istiyor muhtemelen. Ne anlama geliyor bu? Demek ki deprem olurken de bu alem başıboş değil. Yine Allah'ın gözetiminde, onun denetiminde her şeyin emrinin anlamına geliyor böyle. İşte tevhidin de gerçeği bu, imanın da özü bu, ibadet özü bu muhtemelen böylece. Bunun için Peygamber böyle bir Aleyhisselam Hazretleri, dua muhul ibadet bakınız. Dua, ibadetin özü. Ana damarı, kemik ili gibi, özü, canı, dua böylece. Hadis okuyorum yine inşallah hakimden. Edduavu silahül mümini. Peygamber burada böyle bir Aleyhisselam Hazretleri, dua müminin silahı, silahı. Düşmanlarına karşı. Düşman da insan olsun, cin olsun, afetler olsun ya da hayvanat olsun muhteremler. Mesela yılan olsun, akrep olsun, başka bir zararlı hayvan olsun, ne olsa olsun. Nedir dua? Dua müminin silahı. Allah-u Teala tam sığındı mı? Mesela Felak suresi, Nas suresi bak muhteremler bak. Felak Nas suresinden kişi bir Allah'a tam mı sığınıyor? Her şeyin Allah-u Teala sığınıyor. Min şerime halak, bakın. Min şerime halak. Halak, mastar burada meful anlamında, mahluk anlamında, yaratılmış ne kadar varlık varsa onların şerinden ama. Bakınız. Kur'an'daki Allah kendisi şu özelliğe bakın. Efendim, şu üslube bakın. Velham buyuruyor. Min şerime halak. Ne kadar yaratılmış varlık varsa, varlıklardan değil, onların şerrinden bakmalıdır. Güneşin de şerrinden, fırtınanın da şerrinden, her şeyin Allah şerrine sığınmış şekilde böylece. Demek ki dua nedir? Dua, müminlerin gerçekten silahı. Kul Allah-u Teala tam böyle sığındı mı, tam sığındı mı, silahını kuşanmış oluyor. Ve imadü din. Ve dinin de direği, dinin de direği, ve nur-u semavati vel erdi, ve göklerin yerinde nuru duadır. Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir ibadet dua muhtemelen, dua. Yani gerçekten kul ömreye gider, hacıya gider, Kabe'ye tırman döner, tavaf eder, Arafat'a vakfiye durur. Nasıl durar mı vakfı Arafat'ta? Tabii çayını demler, karnını doyurur muhteremler, meyvesini yer, ondan sonra ayağa kalkar şey biraz dua da eder. Tabii hacın özü Arafat'tır. İslam'ın bir şartıdır. Ama duadaki özelliği anlama orada inilemiyor muhteremler. Yani dua başka bir şey muhterem. Kul ne zaman daralır, kul aczini bilir, eline bir şey gelmediğini bilir, ancak bunu Allah bu işe yapar der, Allah'a sığınma. Bunun için demek ki dua nedir? Yerlerin göklerinde nuru duadır. Yine hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif değilimi de, edduavı mühtavur rahmeh, dua rahmetin anahtarı. Allah'ın rahmeti, merhametinin de anahtarı da dua. Kişi dua ile ne yapıyor? Rahmet hazinesi açıyor kul böyle. Rahmet ilahi bir hazine. Kul dua ile, dua anahtarı ile
Kişi hazineyi açmış oluyor. Bir de dua ile her türlü felaketler önleniyor muhtemelen böyle şey. Tabi yani kader meselesinde kadere mübrem var. Muhkem, kesin var. Allah onu öyle dilemiş. O değişmez haberece. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin torunu kucağında Ali Peygamberimiz. Büyük kızı Zeynep'in çocuğu vardı Peygamberimizin. Kızı haber gönderdi Peygamberimize, Medine Münevvere'de. Babama söyleyin, çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde, illaki babam gelsin buraya. Peygamberimizin kızı Zeynep, haber gönderiyor. Peygamberimiz cevap gönderiyor ona. Ona söyleyin, yani sabretsin, Allah'ın veren Rabbimdir. Ben dedim bir şey gelmez yani gelsem de. Kızı haber gönderiyor tekrar. Babama söyleyin, illaki gelsin babam, gelsin. Peygamber kalktı oradan, birkaç eshab beraber gittiler. Çocuk, ufak çocuk, kucak çocuğu, artık çocuk can çekişi muhtemelen, can çekişi muhtemelen. Peygamber aldı kucağına çocuğu, torunu peygamber tabi, peygamber toruna baktı, çocuk can çekişiyor. Peygamber gözünden yaş geldi, acıyarak torunun orada. Ama elden bir şey geliyor mu? Gelmiyor muhtemelen. Ömrü yazılmış şimdi böyle, yazılmıştır. Bu kadere mübrem deniyor bunlara böyle şey. İşte filan okursa iyi olur. Filan duvarsa iyi olur. Ya filan türbeye girsen şunu yapsan iyi olur. Kadere mübremse o olacak muhtemelen şey. Ama bunun dışında her şeye kadere mübrem değil. Bir de kadere muallak var. Eğer böyle olmasa o zaman kullar gayet gevşer. Her şeyi kulu boş verir. Yani muattal denir böyle. Yani bütün bu alemdeki varlıklar da boş atılmış gibi olur. Bu kadar bitkiler var. Ya havanın da faydası var, suların faydası var, bitkinin faydası var. Anlamsız gelir bunlar böyle şey. Bunun için kul ne yapacak? Kadere mübrem bilemediği için kul tabii teşebbüste bulunacak ama ne yapacak? Takdir neyse ona razı olacak kul. Şimdi gelin inşallah dua etmeye nasıl başlamak gerekiyor dua ederken? Hemen pat diye duaya girilir mi? Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Ebu Davud Tirmizi'de hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İzâ sallâhâ düküm fel yebde bitahmidi Rabbihi Sübhane ve Teâlâ. Biriniz dua ettiği zaman yani biriniz dua edeceğiniz zaman fel yebde başlasın. Bir tahmid Rabbihi Sübhanehu ve Sena aleyhi. Önce Allah-u Teala'ya hamdü sena ile başlasın. Bir Allah hamdü sena elhamdülillah bir alemin diye. Demek ki ya Rabbi şunu ver diye bir şekilde. Duaların kabul olmasının da bazı tabi usulleri gerekiyor. Önce Allah-u Teala'ya bir hamdü sena Mevlamıza geliyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlamak. Sümme yusalli ale nebiyyi. Ondan sonra da Peygamberimize sahabe şerifiyle Peygamberimize yani kul ne yapacak? Önce Elhamdülillah Rabbil Alemin ve aleyhissalatü ecmain diyecek Peygamberimize. Gidiriyor burada. Sümme yed'u ondan sonra Allah-u Teala duada yalvarır bima şa'e dilediğini. Önce Allah'a hamdü sena Peygamber'e sahabe-i şerife bildiği kadar getirir. Ondan sonra kul duasını eder. Duadan sonra ne yapması gerekiyor? Eddua macubin anillahi hatta yusa ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Duadan sonra da bir kimse eğer Peygamberimize savaş ile getirmezse o duada gene yerine ulaşamıyor.
ulaşamıyor. Demek ki duadan önce Allah'a hamdü sen elhamdülillah okuma gerekiyor. Peygamber'e savaşa getirmek gerekiyor. O sonra dua etme gerekiyor. Yine sonunda bir salavat-ı şerifiyle duayı tamamlamak gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah bir de zaman olarak, mekan olarak dualar ne zaman, nerelerde daha iyi kabul olunur. Önce şunu belirtelim muhteremler, duanın kabul olması için önce helal lokma yemek gerekiyor bak muhteremler. Helal lokma yemek gerekiyor önce. Bir kimse helal lokma yemese, haram yiyorsa kişi, o kişi ne kadar hangi dua okusa okusun, duası kabul olmaz muhteremler. Önce helal lokma yemek, bak şart bu vereceğim. Helal lokma yemek vereceğim. Bir gün birisinin hanımı hastalanmış. Hanımı hastalanmış. Diyor ki eşine, kocasına, ne olur diyor, bana dua et. Allah bana şifa versin diyor. Bana dua et diyor. Diyor ki buna eşinin kocası, hanım diyor, hemen sana dua edemeyeceğim şu anda diyor. İnşallah diyor, 40 gün sonra ben sana dua ederim diyor hanımına. Hanımın tabi buna güceniyor. Bu demek benim ölmemi bekliyor diyor, bana dua etmiyor diyor. Kadın da 40 günü o hastalığı çekiyor böyle. Yani acı, ızdıraplı hastalıkmış. Kadın 40 gün yatağında kıvranıyor, hastalığı çekiyor. Kocası buna tabi dua etmiyor. 40 günden sonra geliyor yanına, elini kaldırıyor. Ya Rabbi sen bana mı şifa ver. Sen hayırlı kayyumsun Rabbim diyor. İsmi Azam hürmetine ya Rabbi, Beytullah hürmetine işte, Peygamber hürmetine hanıma şifa ver diye böyle kısa bir dua ediyor. Hanım böyle bir sıvaz diyor. Kadın bakıyor, bir hafifleme oluyor kadında hemen anında böyle. Hafifleme oluyor kadında. O sancılar falan kesiliyor derken, kadın kısa zamanda ayağa kalkıyor. Sopa salam oluyor. İlk kocasına ayağa kalktıktan sonra, ilk kocasına, eğer diyor bak diyor, sen diyor, 40 gün önce bana dua etseydin diyor, o zaman iyi olacaktım ben diyor. Senin tam 40 gün diyor, bana bu hastalığı çektirdin. Rızrabı çektirdin sen bana diyor. Ben Allah'a senden daha ucudum bahşede böyle diyor. Şimdi kocası gülüyor. Hanım diyor, sen bana dua dediğin zaman diyor, düşündüm diyor, ben diyor şüpheli bir hurma yemiştim. Bak muhtemelen. Ben diyor şüpheli bir hurma yemiştim ben diyor. Hurma alırken diyor, oğlum ölçeyim hurma, bir hurmayı yere düştü diyor. O hurmayı benim ölçemden düştü zannıyla aldırmayı ben diyor anda ağzımı attım yedim hurmayı böyle diyor. Sonra da aklıma geldi ki diyor, acaba o hurma benim ölçemden hurma mıydı? Satıcı hurması mıydı? Satıcı da bulamadım diyor. Helalaşayım diyor. İçime diyor şüpheli bir hurma vardı diyor. O içindeyken diyor duam kabul olmazdı. Onun için dua etmem muhtemelen. Şimdi bunun için günümüzde muhteremler tabi dualarımız kabul olmuyor diyoruz. Elimizden tabi geldiği kadar, yani geldiği kadar helal lokma yemeye çalışalım. Helal lokma yemeye çalışalım. Bunun için ne gerekiyor? Önce kazancın helal olması gerekiyor. Yani kazanç yollarının helal olması gerekiyor. Kazancımıza faiz girmemesi gerekiyor. Bir de yenen gıdaların da helal olması gerekiyor. Ne kadar para kazanan insanın helal olsa, alın teri bir söz vardır böyle. Yani kul hakkıyla kazancı helal kazansa bile, ama aldığı mal, yiyecek maddeleri, onlarda bir şüphe varsa, mesela hayvanlarda muhteremler, özellikle tavuk eti muhteremler, tavuk eti mesela. Ya makine kesiyor tavuğu. Makine kesiyor tavuğu böyle. Kim kesecek hayvanı? İnsan kesecek. Hangi insan? Müslüman olacak. Müslüman olacak.
Müşrik putperest olmayacak. Müslüman olacak. Sonra ne yapacak? Besmele çekecek. Hiç olmazsa Bismillah, Bismillah böyle. Yani Bismillah, Bismillah, Bismillah demesi gerekiyor böyle. Allah'a böyle diyemezse öyle kişi böylece. Bu demesi gerekiyor. Makineyi kesiyor, tavuğu kesiyor. Tabi insan kesmiyor. Bu et ne oluyor, tavuk eti ne oluyor? Murdar oluyor muhtemelen böyle. Leş gibi oluyor muhtemelen. İslam'a göre, İslam hukukuna göre bu haram oluyor bu şekilde böylece. Yani bu ne gibi muhteremler? Gıdalarımız dikkat etmemiz gerekiyor gıdalarımıza böyle. Nereden geliyor, nasıl geliyor gıdalar bunları? Araştırmamız gerekiyor bunları. Efendim işte ne yapayım, mecburuz. Nerede bulalım? Aklıma o anda benim sahabelere geliyor muhterem. Bu dediğimiz zaman bunu aklıma sahabelere geliyor. Mekke döneminde tam 3 yıl Mekke'de tam 3 yıl Müslümanlara abluka kondu Müslümanlara. Mekke-i Mükerreme'de. Hiç kimse Müslümandan mal almadı, ona mal satmadı bak muhterem böyle. İlk ablukayı koyan Müslümanlara Ebu Cehil tayfasıdır. Oradan başlıyor böylece. Tam 3 yıl Müslümanın parası var. Çoğu kişi de aç. Ekmek diye ağlıyorlar. Çarşıya gidiyor. Parasını da burada alamıyor. Vermiyorlar kendine. Malını satamıyor böylece. Neydi bunlar? Ot topladılar. Ağaç kabuğunu kemirdiler. Artık işte böyle yabani meyveler, şunlar bunlar artık bazen tabii binde bir av bulabilse bunu yediler bunlar. 3 yıl yine dinden dönmeden muhtemelen, harama sapmadan böyle, taviz vermeden, gidip atmadan İslam'ı yaşadılar muhtemelen. Tabi Rabbim açtı kaplanması muhtemelen böylece. Yani bir de onlar düşünelim muhtemelen. Yani şimdi şu anda helal, tabi yine her zaman helal böylece. Ne yapalım? Şu haramdan kaçınalım, helala gidelim. Değil mi? Öncelikle ne gerekiyor? Helal lokma gerekiyor. Bir de şimdi ezanın kabul olduğu vakitlere gelelim. Hangi vakit daha çok kabul olur? Edduavü la yüreddü beynir ezanı ve ikameti. Hadis-i şerif Ebu Davud Tirmizi'de Nesai'de hakimde. Yani kuvvet hadis-i şerif bakalım. Eddua, dua. Resulullah buyuruyor. La yüreddü. O dua geri çevirmez yine kabul olunur. Beni ezani ikameti, ezan ile kamet arasındaki vakitte de dua veren kabul olduğu zaman muhteremler. Yani bir kimse ezanın okunduğu bir camide olabilse, yani insan okuduğu ezanı, bir camide bir hoca, müezzin, o camide bir insan ezanı okuyorsa, kişi orada bulunursa, ya da ezanın duyan kişi, çevredeki duyan kişiler bunlar, demek ki ezan kamet arasında duaların kabul olduğu bir zamandır. Kişi şu an dua etti mi, tabii kısa da olsun, öz olsun, dua eder mesela. Kişi mesela bir camiye girdi, o camide ezan okundu ama. Yani hoca çıktı, okudu ezanı o camide. Kişi ne yapar o anda? Kalbinden mesela Allah yalvarır. Borcum var, borcu için. Derdim var, derdi için. Sağlık sorunum var, onun için. Erdemek bir isteği, onun için. Dualık teyemler. Demek ki bu imkanlara da kaçırmak gerekiyor. Ezan, kahmet arası ama ezan okunan bir camide. Ezan okunacağında okunacak. Yine hadisi okuyorum inşallah. Hadis Tirmizi'den. Kıyle Resulullah. Peygamberimize soruldu. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyü duayı esmeu. Dualar ne zaman daha çok kabul olunur? Bu da ayrı vakit şimdi bu. Aleyhisselatü Vesselam Peygamber şöyle cevap verdi. Cevfel leylil ahiri. Bakınız. Cevfel leylil ahiri gecenin sonunda. Yani seher vaktinden doğru. Nedir seher vakti? İmsak vaktinde seher vakti bitiyor. Gece bitiyor muhtemelen. Yani takyama bakılır. Tabii her zaman bu değişiyor bu. Demek ki imsak nedir? İmsak vakti seher vaktinin sonu gecenin sonudur. İmsaktan önce kişi kalkabilirse, Allah'a dua ederse bu da nedir?
duanın kabul olduğu bir değerli bir zamandır. Daha ve dübre salavatin mektubati. Bir de farz namazdan sonra, namazdan sonra da dua etmek, bu da duaların kabul olduğu bir zaman. Şimdi biz zannediyoruz ki bizler namazdan sonra dua etmesek namaz kabul olmuş zannediyoruz böyle. Hayır bak değil muhteremler. Değil. Namaz namazdır. Bir insan namazını gereği gibi şal uyur namazını kıldı mı namaz tamamdır bu şekilde. Dua nedir? Dua namazın hürmetine o anda kabul olduğu için onun için dua ediliyor burada. Demek ki elhamdülillah bu imkan da elimizde var. Ne yapalım? Her zaman inşallah beş vakit namazından sonra da namazından sonra dua edelim ama daha aması var muhtemelenler. Aması gerek, gelecek değil, aması gelecek. Dişçin o gelecek muhtemelenler. Yani ondan dua etmemiz gerekiyor. Öyle tabi dille oldu mu, öyle gevşek oldu mu, eşli oldu mu, tabi olur mu? Ama muhtemelenler. Yani Allah huzurunda ya al bunu edepsizlik ol yani yaptın muhtemelen. Kendim söyleyeyim ben. Demek ki namazdan sonraydı da duanın kabul olduğu bir zamandır namazdan sonra da bunu işte yani çalışalım inşallah. Bir de hatim, Kur'an, hatmeli zamanlar. Hadis-i şerif delimiden buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İza hatemel abdül Kur'ane. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman, hatim bittiği zaman. Salli aleyhi inde hatmihi, o kişiye hatmi bittiği anda dua ediyor. Sittune elfe melekin, 60.000 melek o kişiye anda dua ediyor. Yani bu da çok ama değerli bir zaman. Kur'an'ın hatminin bittiği an o anda ama. O anda. Kur'an-ı Kerim kişi okuyor. İster tek olsun, ister cemaat olsun, nasıl olsun. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in Vennah suresi bitti. Kur'an-ı Kerim hat bittiği anda, o anda bakınız 60.000 melek Kur'an'ı okuyana, dinleyenlere dua ediyorlar. Yine Hadis-i Şerif Menavi'den Gülerşem Hazretleri İnde külle hatmetin davetün müstecabetün. Bak şu müjdeye bak muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnde külle hatmetin, her hatim bitişinde davetün müstecabetün. O kişinin dua hakkı var. Hem de nasıl dua hakkı var? Müstecab dua hakkı var böyle. Yani dua kabul olacak böyle şey. Demek ki bir de Kur'an-ı Kerim hatim edildiği bir zamanlar. Tabi bilen kişi kendi okur. Bilmeyen ne yapar icabında toplanır 5-10 kişi mesela. Devamlı okurlar. Kur'an-ı Kerim'in bittiği anda o anda böyle hatim. Biz Türkiye'de muhteremler bu hatim meselesinde çok böyle bir çarpı bir düşünce var bizim böyle şey. Ne oluyor yapanların çoğu? Kur'an-ı Kerim okuyor sonuna kadar hatim duasını bırakıyor. Kim yapacak bunu? İşte filan camide hatim duası yaptıracak. Geçti, kaçırdı bunu. Tren kaçtı. Ya. Nedir hatim duası? Aslında hatimde özel duası yok mu muhtemelen bakın böyle. Yalnız tabii Türkiye'de basılan Kur'an'ların sonunda bir hatim duası, bir dua var. Bu da Türkiye'de basılan Kur'an'larda. Aslında Kur'an'da yok böyle bir şey böyle. Nedir buradaki dua? Kalbine işte Allah'tan mübarek insanı böyle. Neyse işte bu şekilde böylece. Yine bizim bir yanlış bir düşüncemiz var Türkiye'de. Kur'an mutlaka birisine ruhuna bağışlanacak. Bu da yanlıktır. Nedir Kur'an okumak? İbadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, bir selam vermek, hasta ziyareti, yoldan bir taşı alıp kenara koymak, ibadettir bunlar böylece. Kur'an okumak bu da ibadettir böylece. Kur'an okundu mu, her harfine bunun sevabı yazılıyor. Yani kişiyi Kur'an-ı Kerim hatmi bitirirdi, dua etmesi olmaz mı? Olur. Kur'an, Kur'an'dır bu şekilde böyle. Neyi burada dua edecek burada? O anda bir hak ona Allah tanınmış. O anda duası kabul olacak. Kur'an hürmetine. Dua edecek burada. Ama mutlaka ölüye bağışlamak böyle bir şart koşu yok ama hatmi muhtemelen. Dilerse bağışlar. Her sahibi bağışlar.
Mesela bir fakire çıkardı, 1 lira para verdi. Niyet eder verirken, ya Rabbi bunun hesabını annem buna bağışladın der mesela. İste demez mesela. Yalnız tabii farzlar bağışlanmaz. Bunun dışında nafile ibadet, hepsi bağışlanabilir bu şekilde. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah, dualar kabul ilgili. Hadis-i şerifte Ebu Davud, Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'de. Selahatü davatin müstecabatün. Üç dua vardır ki bu üç Allah katında kabul olunur. La şekke fiinde, bunda şek, kuşku yok bunda. Hadis-i şerif. La şekke fiinde. Peygamber buyuruyor. Bunda şek, kuşku yoktur. Üç dua vardır. Üç dua mutlaka kabul olunur. Üç dua. Neyim bakalım bunlar? Davetül validi ala veledihi. Bir babanın oğluna, kızın yaptığı dua. Evladın yaptığı dua. Babanın. Bu da şerde, şöyle diyor şerhinde. Ümmüslü cemiyül usul. Buna anne dahil, dede dahil, büyük anne dahil böyle şey. Demek ki gerek baba, gerek anne, gerek dede, babaanne, anneler. Bunların yaptığı dua denedi evlatlarına, Allah katına, bu da kabul oluyor muhteremde. Neden? Bunlar samimi olduğu için. Samimi olduğu için böylece. Mesela kimin çocuğu hasta olur da, işte filan okutacağım der, gideceğim böyle de. Mübarek insan, anne, baba, okusan sen kendini böyle. İşte o gittiğin kişi, onun canını okuyabilir mi anda ya? Okuyamaz ki. Bir ana yürüyelim. Baba yürüyemezse bu şekilde böylece. Demek ki bir babanın, annenin evladına yaptığı, torunu yaptığı duada Allah katında kabul oluyor. Hadiste geliyor, onu da açıklayan muhteremler. Allah Teala duamı kabul etmeyin demeyelim muhteremler bak. Dua üstüne uygun, ihlaslı, samimi oldu mu o dua mutlaka kabul olunur. Uş bak kesin muhtemelen olunur. Mevlam buyuruyor, eğsizce bir lekü Mevla buyuruyor. Ama olmadı, biz öyle görüyoruz muhtemelenler. Biz öyle görüyoruz. Allah-u Teala istediğimizden daha başka bir şey verir ama muhtemelenler. Bu var böylece. Şimdi mesela bir çocuk, ufak çocuk, bir şey ister eder. Ne ister mesela? İşte bir zararlı bir şey ister. Mesela bir ilaç kutusu, hap kutusu vardır böyle, bir şey vardır. Bunun gibi işte kesici bir alet bir şey vardır. Çocuk illa onu ister. Allah onu bana ver der. İlla onu isteyeyim, onu isteyeyim der böyle. Yavrum bu zararlıdır, bu senin için anlamaz tabii. İsteyeyim bunu. Bu defa ne yapıyor bunun annesi ya babası? Bak çocuk susmuyor. Ben sana ona çikolata vereyim. Ben sana şunu vereyim der. Bak. Burada çocuğun ağlaması yalvarma dua anlamına geliyor böyle. Ne istiyor çocuk? Çocuk tabi bilmediği için çocuk zararlı bir şey istiyor. Zararlı bir şey istiyor. Annesi babası onun duasını kabul ettiler. Vermek istiyorlar ama onu versin şöyle zararlı bu. Böyle ne yapıyorlar? Onun yerine ona faydalı şiir yapıyorlar. Yani bunun gibi muhteremler. Mesela evlenmede böyle bir kısa var ama o konuyu anlatmak geniş muhteremler. Birisi bir gencin biri, bir kıza çok fena aşık olmuş, yakalanmış böyle. Yani artık kara siyada derler. Ki kalp yanınca kan böyle kararır, bütün bedene kara sarılır gelir böylece. Bir gencin biri, bir kıza böyle kara sevda, aşırı aşık olmuş. Hep dua ediyor kızı elermesi için. Hep dua ediyor, dua ediyor. Tabii olmuyor ama, olmuyor tabii. Tabi zamanla başkası da evleniyor bu. Aradan 15 sene geçiyor, sonradan duasının niye kalmadığını anlıyor bak böyle. Meğer kızın ömrü az mı yok böyle. O kız başta evlenmiş, o zavallı kızcağız. Ondan iki çocuğu olmuş, iki yavrusunu bırakmış, mezara gitmiş kızcağız bu şekilde böyle. O zaman secdeye kapınıyor bak genç muhtemelen. Bu kısa uzun ama kısa öz yapıyorum. Bu genç bu durumu görünce secdeye kapılıyor. Allah'ım diyor. Ben cahilmişim onu istemiştim senden ama sen bana bunu hayırlısı verecekmişsin abi.
Demek ki muhteremler böyle evlenmek de olsun, ne olsa olsun Allah'tan ne isteyelim? Hayırlısını, hayırlısını. Peygamberimizin en çok okuduğu dua hangisidir? Rabbena atina duası muhteremler. Rabbena atina fid dünya haseneh, bak haseneden. Rabbim dünyada her şeyin bize en güzelini, hayırlısını da bak. Her şeyin hayırlısını böyle. Malını, onun hayırlısı. Evladın hayırlısı. Eşin hayırlısı. İşin hayırlısı. Her şey hayırlısı demek gerek Mevlamız'dan. Şimdi konuşuyor Hadis-i Şerif'te. Üç dua vardır. Bunlar kabul olunur. La şekke fiine, bunda kuşu yoktur. Birincisi, ana babanın yaptığı dua evlatlarına. İkincisi, ve davetül misafiri, bir de misafirin duası var muhteremler. Bir eve bir misafir gelse, misafir de o evden hoşnut olsa, razı olsa, iyi kendi davranılırsa, o misafir de içinden gelerek onlara dua ederse, şimdi bazı der mesela, bana şu dua et, böyle olmaz dua muhteremler. Dua pat olmaz bir şey böyle, içten gelecek. İşten gelecek efendice. O misafir de ev sahibinden razı olarak, hoşnut olarak böyle işten gelerek dua ederse Mevla bunu da geri çevirmiyor muhtemelen böyle. Misafirin duası da kabul oluyor böyle. Üçüncüsü ve davetin mazlumu, bir de mazlumun duası da kabul oluyor. Mazlum haksız uğrayan kişi. Kişi zulme uğramış, haksız uğramış kişi böyle. Uğramış. Bu kişinin yaptığı dua Allah bunu kabul ediyor. Tabii çok daha var da birkaç daha ilave edeyim inşallah. Biri de davet-i saimi, hatta yuhtire. Bir kimse oruçluyken iftarı açıncaya kadar duası da kabul oluyor oruçlu kişinin de. Bilhassa iftar vakti. İftar vakti böylece. En Allah'ın sevdiği hal ve iftar vakti oruçluyken. Bir de yağmur yağarken yenzilü matoru, hatta yeşküne bakınız. Yenzilü matoru, hatta yeşküne, yağmur yağarken yağmur ta artık dininceye kadar o anda duanın kabul olduğu zamandır. Nedir yağmur? Rahmet. Hatta bazıları ne derler? Rahmet yağıyor derler. Rahmet yağıyor derler. Gerçekten rahmettir yağmur. Rızık oradan geliyor. Gökten geliyor. Gökten rızık geliyor bence. Demek ki ne zaman yağmur güzel yağarsa muhtemelen böyle. Aşırı değil böylece. Ne zaman yağmur böyle güzelce yağarsa o zaman dualar kabul oluyor böyle. Hatta bir kimse Mekke mükerremede bulunsa eğer o anda bir de orada Mekke mükerremede yağmur yağdığı anı yakalarsa o anda hemen tavafa girmeli muhtemelen tavafa böyle. Yağmur erken tavaf etme hesabı çok büyük. Ve onun duada kabul oluyor yağmur yağarken muhteremler. Yani hiçbir olay öyle başka diyor muhteremler. Bir de cuma günü içerisinde bir icabet saati var. Cuma günü içerisinde. Bu gerçekten gizli vaktan bilinmiyor bunun böylece. Hadis-i şerif hakkında çok var. Cuma günü içerisinde bir de icabet saati. Ne icabet? Duaların kabul olduğu saat vardır. Yani buradaki saat bir an, zaman demek anlamına geliyor böyle. Bu ne zaman olduğu kesin bilmiyor. Yalnız bir hadis-i şerif buldum, Müslim'de hadis-i şerif buldum. Onda Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hiye, o icabet saat cuma günü. Mâ beyne en yecise imamı ile en tukdas salatü. İmam cuma minbere çıktıktan sonra çık oturum oraya. Cuma kılınıp bitinceye kadar farz ama. Orada icabet saatinin en özü orada. Demek ki cuma günü imam efendiler çıktım minbere. Çıktım tabi ezan okuyun tabağında. Oradan bu başlıyor bu. Cuma farzı bitinceye kadar onda efendim. Bu nedir? İcabet saatinin, Peygamberimizin buyurduğu bu hadis-i şerife göre, icabet saatinin en değerli anı muhtemelen. Anıdır böylece.
Ne yapma gerekiyor anda? Tabi o anda dille olmaz imam hutbedeyken kalben. Kalben muhteremler. Tabi herkesin derdi vardır. Herkesin vardır orada. Dersiz insan yoktur. Bir Allah mı? Mevlamız böylece. Herkesin bir derdi vardır. Herkes kendi derdini bilir. O anda kalben dua etmek gerekiyor. İcabet saatidir. Biliyorsunuz Sultan Alparslan vardır. Malazgirt Savaşı'nın zaferini kazanan Allah'ın da razı olsun muhteremler ki Anadolu'yu Balkanlar İslam açan zaferi. Bu Alparslan Sultan Hazretleri de bu adı şerife bildiği için bu açık İslam adını şöyle yapıyor. Malazgirt Savaşı'na tam Cuma vakti başladı muhteremler başladı. Bütün camilere haber gönderiyor. Hutbedeyken diyor, hocalar dua etsin diyor, cemaat dua etsin diyor, ordunun zaferi için beraberdi. Kendi tabi Romalılarla, Bizanslarla savaşacak, harp meydana kendisi de. Tam cumayı okuduktan sonra atlar aşağı iniyor, secdeye kapanıyor, secde Allah dua ediyor, secde Allah diyor. O da nedir? Duanın kabul olduğu en güzel bir yerde secde halidir. Özel bir secde yapılır. Secdeye kapanıp da, o da secdeye kapandı. Rabbim bana zafer ver. Rabbim senin izin yemek için çalışıyorum etti. Elhamdülillah muhteremler zaferi kazandı orada böylece. Bir de bunun yanında muhteremler Ömre'ye giden kişi, hacca giden kişi de Kabe'yi ilk gördüğü anda duvarın kabul olduğu zamanda böylece. İlk gördüğü anda böyle. Kişi ihramlı tabi. Beytullah'a giriyor, etrafı duvar çevridir, dışarıdan görülmez böyle. Kapıdan içeri girdiği anda ortada merkezi Beytullah Kabe'yi görmüş böyle. O anda hemen durma gerekiyor orada. Kabe'yi gördüğü anda Kabe'ye bakarak anlar. Bakarak o anda el aç kaldı böyle, dua et bana. Ne derdin varsa, hastalığın var, şekerin var, tansiyon var, eşinden, işinden, ahlakından, komşundan, ne varsa altı iste muhtemelen böyle. Neden? Allah hepsini yetirmeye getirebilir yani. Gücü yeter Allah'a muhtemelen. Bir de hastaların duası muhtemelen bakınız. Hastanın, hangi hastanın duası? Haline razı olan sabırlı hastanın da duası da kabul oluyor. Hasta haline razı. Rabbim beni görüyor, biliyor. O bana bunu layık görmüş diye halinden razı sabrediyor hasta. O hastanın dua Allah katında kabul oluyor muhteremler. Bir de bunun dışında tabii başta Kadir Gecesi olmak üzere mübarek geceler ki Peygamberimizin mübarek doğum gecesi geliyor yakın inşallah, bir iki gün sonra inşallah falan. Arafat, Müzdelife hep bu duaların kabul olduğu yerler, mahalleler bunlar. Bir de bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine onun haberi olmadan dua etmesi. Bak muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif sahih Müslim'de. Hadis-i Şerif, Bülü Aleyhisselam Hazretleri men de'a le'ehihi bi zahril gaybi. Bir kimse bir Müslüman din kardeşine tabi akrabası olsun, komşusu olsun, arkadaşı olsun, kim olsa olsun. Böyle tanımadığı olsun. Mesela Filistin'deki Müslüman kardeşine örnek mesela. Onun haberi yok tabii. Kişi dua ederse, tabii canan dua ederse, bakın ne olur muhteremler. Kişi dua ediyor. Ya Rabbi ne olur mesela, biliyor ki bir arkadaşı, Müslüman bir kişi, hasta, ızdırapta, işi bozuk, derdi var mesela, bir şeylere var, biliyor bunları. Gönlüne geldi, işi böyle coştu, Allah'ım sen ettikten sonra dua ediyor. Ya Rabbim ona sen şifa ver, şunu şunu dua ediyor birisine. Ne oluyor? Kâlenen melekül mübekkelü bihi. Her insanında görevli melekler var şimdi. Diyor ki görevli melek bu kişiye şimdi amin. Bu dua ediyor ya. Melek nasıl amin diyor. Veleke bi mislin. Aynen bunun bir mislini Allah sana da versin diyor muhtemelen. Yani kul kime dua ediyorsa, dua ediyorsa Allah bundan çok razı oluyor muhtemelen. Allah'ın kulu muhtemelen. Allah'ın razı oluyor. O anda kişindeki görevli melek bunun karşısında bunun duasına amin diyor. Duası amin, amin diyor. Ve buna dua ediyor melek.
Allah Teala sana da yaptığın duanın bir katı mislini sana versin. Ne istiyorsun? Dua derken şöyle etme gerekiyor bir de muhteremde. Hadis-i Şerif Tirmizi Hakim'de Üdullâhe Allah'a dua ediniz. Peygamber buyuruyorsun buyuruyor. Allah'a dua ediniz. Ve entüm mûkinûne bir icabeti. Allah duamı kabul eder diye böyle. Yani kendinizi Mevla'ya vererek Allah'ı görür gibi olarak huzura geçerek bu inançla dua ediniz. Peygamber böyle. Yani dua ederken demek ki böyle, yalvarırken Allah duamı kabul eder diye böyle bu inançla ediniz. Ve alemû. Peygamber şunu biliniz ki اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَسْتِجِبُ دُوَامَنْ قَلْبِهُ غَافِلُونَ Bir kimsenin kalbi anda gafletteyse Allah duaya kabul etmez. Bunu da bilin, buyur Peygamber. Yani kalp o anda hazır olacak, hızlı olacak böyle işte, duada böyle işte. Yani candan beri isteyerek, yalvararak kul mealimizine gidecek orada böyle. Bir de biliyorsunuz beddua diye bir şey var. Beddua. Beddua. Nedir bu muhteremler? Bed, Farsça kelime kötü anlamına gelir. Çirkin kötü anlamına gelir. Bed. Farsça'da yakışı iyi anlamına geliyor. Bed kötü anlamına geliyor. Beddua yani kötü dua anlamına geliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de La ted'u ala enfüsüküm kendinize beddua etmeyin. Kendinize beddua etmeyiniz. Peygamber buyuruyor. Kendinize. İşte kar olayım işte, gözüm kar olsun da şöyle olayım, böyle olayım da işte. Demek ki muhtemelen bak. Peygamber yasaklıyor. Kendi kendinize kötü dua etmeyiniz. Ve la ted'u ala evladüküm. Evlatlarınıza da beddua etmeyiniz. Etmeyiniz. وَلَا تَدُوَ عَلَى اَنْوَالِكُمْ Balınıza da beddua etmeyin balınıza da. Arabana, ev eşyan beddua etmeyiniz. Neden şimdi? لَا تُوَافِكُمْ مِنَ اللّٰهِ سَعَةً يُسْتَلْ ف۪يهَا فَيَسْتَج۪يبَ لَكُمْ Olabilir ki Peygamber buyuruyor. Duanın kabul olduğu bir ana gelir. Allah'ın duayı kabul eder. Eder. Sonra ne olur? Tabii kişi kendine pişman olur muhteremler. Özellikle hanımlarımız muhteremler, çocuğuna kızı zamanlar hemen beddua ederler. Hepsi tabi değil tabi, bir kısmı yaparlar. Ne derdi mesela, işte kızım buraya gel, oğlum şunu yap, vay işte hele Allah belanı versin, işte gözün kör olsun, şu olsun, bu olsun. Bak derler. Beddua işte böyle yapıyor. Beddua bu. Sonra beddua muhteremler, diğer duadan daha ihlaslı oluyor bak muhteremler. Çünkü anda kadın tabi erkek olabilir mesela. Kişi ona kızmıştır böyle. Kızmıştır artık muazzam kızmış, can sıkılmıştır. İşte şunu yap, yapmıyor, bunu yapmıyor. Allah belanı versin, Allah kahretsin seni. İşte gözün kör olsun, ayağın kırılsın. Samimi dua mı böyle? Eğer icabet saatine rast gelir de o dua kabul oldu mu, hemen o anda olmaz. 3 gün sonra olur, 5 gün sonra, 1 sene sonra olur. Ama mutlaka olur muhtemelen. Bakar ki kadın, eyvah, çocuğun gözüne bir şey kalmış, çocuğun gözü kör oldu. Ya. Ayağı kırıldı, şırıl böyle oldu. Bunun için dikkat etme gerekiyor muhteremler. Demek ki beddua etmeme gerekiyor. İnsan kendisine de, malına da, malına da. Mesela arabasına kız, araba çalışmıyor yolda. Ay Allah belanı versin. Ama muhtemelen böyle. Peygamber yasaklıyor. Bela ted'u, yasaklıyor. Etmeyin diyor. Bir de bir insan birinden zulüm görmüş. Yani bir insana biri haksızlık etmiş, zulüm görmüş, kişi mazlum. Bu kişi bedduası ne olur o zalime? Hadis-i Şerif Tirmizi'de, bak muhteremler, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, مَنْ دَعَى عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ Bir kimse kendine zulmedene beddua ederse,
Fakat istensara o kişi şahsı yardım etmiş oluyor. Neden muhteremler? Ona beddua etişe ne oluyor? O kişinin, bu kişinin hakkına girmiş oluyor bu sefer muhteremler. Yani beddua etme hakkı yok kimse muhterem bu sefer. Ama efendim böyle yaptı. Tamam yapmışsa Allah Teala bunu görüyor biliyor mu? Biliyor muhteremler. Kul hakkı haktır. Akışma haşı alacak böyle. Hele bazen şöyle oluyor bir de mesela bir insan haksız oranmış. Ya, örnek olarak yani öyle aklıma geldi şu an pek iyiydi belki de ama gene kayına aklıma öyle geldi şu an muhtemelen böylece. Kimse gücemez inşallah. Şimdi mesela bir gelin bir kayına gelinden bir oğlundan böylece. Olabilir ya haksız görmüş olabilir. Tabii kendi görüşüne göre o da böyle. Belki öyle değil mesela. O kişi kendi görüşüne göre işte haksızlığı görmüş. Bu kişi ne yapar? Hep onu konuşur ama. İşte kaynanam bana böyle yaptı, görümcem bana böyle yaptı, işte şu filan bana böyle yaptı, böyle yaptı, böyle böyle. Nedir bu? Bu da oluyor gıybet. Gıybet oldu. Şimdi ne oluyor? Doğru haklı olsun kişi böyle. Kişi haklı. Zulme uğramış. Haksız uğramış. Ama bu ne yapıyor şimdi? Onun aleyhine gıybetini yapıyor ya. Yapıyor. Gıybet daha büyük günah basıyorlar. Ne olacak şimdi böylece? Bunun yaptığı gıybetlerin toplanacak, günah toplanacak. Onun haksız toplanacak. Bu defa bu ne olacak? Haksız uğradığı halde mahşerde bu borçlu olacak bu. Bu işin demek ki bir insan haksız da orasa ne gerekiyor? Böyle arkasından beddua gıybet gene yapmama gerekiyor muhtemelen. Yalnız tabii İslam düşmanlarına Peygamberimiz beddua etti muhteremler. Onlara izin var. Bir de inşallah aziz cemaatimiz Yunus Aleyhisselam duasını inşallah bu konuyu bitirelim inşallah bugün. Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua Kur'an-ı Kerim ile ayet-i kerime ile sabit bir dua. Hadis-i Şerif Tirmizi'de, Nesai'de, Hakim'de bir küçük kitap da var hadis-i şerif yani be. Çok sahih hadis-i şerif, bu hadis-i okuyacağım hadis-i şerif. Davet-i Zinnuni. Zinnun'un daveti. Nun burada balık anlamına geliyor. Balık sahibi olan kişinin, Yunus Aleyhisselam yani duası. İzde'a biha höfibatnin huti. O Yunus Hazretleri balığın karnındayken şu duayı okudu. Tabi bunu çoğunu biliyorsunuz bunu da. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnındayken şu da okudu. Niye okudu? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntimine zalimin okudu. Şimdi gelelim Peygamberimiz alışır devamına. Dua bu kadar. Lemyedü biha recülün müslümün. Bir Müslüman kişi bu duayı okursa fi şeyin kattı. Ne olsa olsun. Dedi ne olsa olsun böyle. Okursa illa tecabe Allahü lehü Allah'ın duası mutlaka kabul buyurur bunu muhtemelen bakın. Bir peynir olsa oldu böyle. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Mevlam buyuruyor. Venada fil zulümati. Hazreti Yunus Aleyhisselam venada nida etti, yalvardı. Fil zulümati zulümat, zulmetin çoğulu. Yani aşağı üç olmuş oluyor Arapçada çoğul. Biri gece yarısıydı. Gecenin karanlığı zulmeti. İkincisi hava fırtınalıydı. Üçüncüsü de balın karnında. Kalın karnındaki mertemeler. Bunu okudu. Tekrar okuyayım inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kunti mine zalimin. Mevlam biliyor. Festecebna lehü ve neceyna minel gambi. Ayet-i Kerime Mevlam buyuruyor. Festecebna lehü onu kabul ettik. Ve neceyna minel gambi onu o gamdan kurtardık böyle. Ve kezalike bunun gibi onu kurtaranı gibi nüncir müminin mümini kurtarırız Mevlam buyurmaktan bak böyle. Yani bir insan darda, sıkıntıda, bunalımda
hangi aşı olursa olsun. Yani bu dua genel anlamda bir dua mı? Bir insan darda, sıkıntıda, bunalımda her aşı olursa olsun, böyle kişi bunu okuduğu zamanlar, yani kesinlikle ayet-i kerime, hadis-i şerifin geriye bakınız, onun Rabbini kurtarır muhtemelen. Kurtarır böyle işe. Peki bu duanın anlamı ne acaba? Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Musul'da peygamberdikini sonra da o zamanlar eski adı Ninova. Yani Musul'un yakınlarında. Ninova denen yerde orada. Kavmi imana gelmeyince Allah'tan kim izin gelmeden kendisine peygamberler boğazlarından böyle destekle kesilsin yerin tek edemezler peygamberler. Sabır, sabah şart onlardan böyle. Tek bir tek peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın izin gelmeden kavmine kızdı. İmana bunda gelmezler diye. Hatta Mevlam biliyor musun? Vuga diye ben. Yani gazaplı olarak böyle çıktı oradan kaçtı gitti. Deniz kıyısına geldi. Baktı bir gemi. Hem yük hem insan alan bir gemiymiş. Yelkenin tarafından gemiler. Beni alır mısınız gemiye de? Baktı gel bakalım al da bunu al da kendisinde. Gece yarısı oldu, bir yağmur başladı ama denizde aşırı yağmur, fırtına. Deniz başladı şakalanmaya, gemi boyuna batmak üzere gemi sağa sola, yelkenler parçalandı, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, artık gemi battı, batacak. O zamanki gemicilerin inancına göre, onlara göre, eğer gemide kaçak bir köle varsa böyle olurmuş onlara göre. Atlar mı, gemi kurtulmuş onun inancına göre. Dediler ki gemi sahipleri, elemanları, içimizde de bir kaçak köle var. Bunu bulalım, çıkaralım, atımını denize, bir kurtulalım dediler böyle. Kim bu acaba? Her birine baktılar, birine göremediler. Bunun üzerine kura çekmeye karar verdiler. Fesahem Mevlam buyuruyor, kura çektiler. Kura, Hazreti Yunus Aleyhisselam'a geldiği kaçak köle diye böylece. Baklar şekline, hayaline baklar, böyle köleye daha benzemiyor. Dediler bunu saymayalım, ikinciye tekrar kura çekelim. Yine Yunus Aleyhisselam'a geldi. Bunu üçleyelim dediler, yine ona gelince Yunus Aleyhisselam orada o zaman kendi dedi ki, arkadaşlar dedi, evet kaçak köle benim dedi. Allah emri olmadı, Allah'tan kaçan köle benim dedi. Dedi. Kendi denize atladı muhtemelen. Atladı. Hemen gemini kıyısına da bir Yunus balığı, ki adı oradan alıyor Yunus balığı. Yunus balığı biliyorsunuz muhteremler, sütü olan balıktır böylece. Yunus balığı doğurur yavrusunu ve memeli hayvandır, sütü verir kendisine. Çok azman bir Yunus balığı varmış orada, hemen bunu yuttu. Daha bunu göndermiş oraya. Yani bir nevi deniz aldığı bir cezaevi oluyor muhteremler. Yuttu onu. Yunus balığının bir özelliği de su altında fazla kalamam. Balinalar gibi aynı tür zaten geliyorlar. Bunlar arada çıkıp bir hava akciğer solunum yaparlar bunlar tekrar bunlar böylece. Yunus balığı bir tabi soluk alıyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnına girdi. Geniş kaldı. Girdi içerisine girdi. Tabi gecenin karanlığı balığın içerisinde dar mekanda kendisi. Şimdi tabi suçlu. Yani onlar razı, ölüme razı ama Allah'ım acaba bana gazap etti mi? Allah'tan korkuyor şimdi. İşte orada bu duaya başladı. Şimdi bunda, bu duada üç özellik, yani üç ayrı bir anlam bölüm var şimdi burada. Biri tevhid, biri tesbih, biri istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. Ente sen anlamına geliyor, muhatap zamiri. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Uluhiye sahibi sensin ya Rabbi. Yani mülkü maliki sensin. Sübhaneke seni tesbih tenzih ederim ya Rabbi. Yani sana layık olmayan sıfattan seni tenzih ederim ya Rabbi. Yani her şeyi görürsün, her şeyi biliyorsun, her şey gücün yeter. Ala külü şeyin kadirsin. Ama sen böyleyken inni ben kuntu oldum minaz zalimin. Ben nefsimi zulmeden zalim oldum. Buna devam etti.
Mevlam onu bu duası ile balığın karnından çıkardı. Ayet-i Kerim Mevlam buyuruyor, eğer Yunus Aleyhisselam bunu okumasaydı, orada ölecekti, onun mezarı orası olacaktı. Bakın tövbe. Delebise fi batnihi buyuruyor, onun kanında kalacaktı, ta kıyamete kadar orada kalacaktı, yani ölüp orada kalacaktı kendisi. Bunun için bu dua inşallah muhteremler, yani okuyalım bunu inşallah, ben şu okuyalım inşallah. Üç özelliği var. Biri tevhid. La ilahe illa ente. Bak. Bilhassa bu ente var ya, ente. Yani buna bir huzur gerekiyor böyle. Şimdi illallah'ta isim var böyle. La ilahe illallah. Allah'tan başka isim, başka ilah yok. Allah'tan başka. Burada işte isim yerine zamir geliyor. Muhatap zamiri ente. Sen. Ne demek bu? Yani bir huzur mu? Tabi peygamberdeki huzur bu böyle şey. Öyle huzura giriyor ki onda Yunus Aleyhisselam Hazretleri böyle. Allah tam tabi görür gibi biliyor. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Uluhiyet sahibi sensin ya Rabbi. Büyük ihtimalle sensin ya Rabbi böyle. Sübhaneke. Senin tesbihine ederim ya Rabbi. Yani haşa aciz değilsin ya Rabbi. Her şeyi görebilen sensin ya Rabbi. Sen böyleyken inni kuntu minaz zalimin, ben günah işledim, hata ettim, nefsime zulmettim anlamaya geliyor. Bunu en aşağı 7 sefer okuma gerekiyor. Yalnız tabii böyle yalvararak, yani böyle huzuru kalbiyle okuma gerekiyor. Biraz da günümüzde bir de bunu okurken inşallah adı cemaatimiz bizim dışımıza da, yani kişiliğimizin, okuyan kişinin kendisinin dışında da diğer Müslümanlar da bunu düşünelim bu konuda. Onlar da ortak edelim bunu okurken böylece. Niyeti böyle yapmayı yapalım. Ya Rabbi, dünya ne kadar Müslümanlar varsa şu anda, değil mi? Ne kadar baskı altında olanlar var, zulümde olanlar var. İsrail'in, Amerika'nın elinde esir olan Müslüman kardeşlerimiz var muhteremler. İşgal altında ezilenler var. Ne çiğnenen Müslümanlar var, ne aşağılanan Müslümanlar var muhtemelen böylece. Bunu okurken böyle, onları da ortak ederim onlara da inşallah böylece. O zaman ne oluyor değil mi? Melek bize dua ediyor. Melek hepimizsin diyor. Hediye böylece. Allah onu kabul etsin inşallah. Dilan Tanrı Fatiha. Allah'a emanet olun.